Her şeyin başı sağlıktan herkese mutlu günler sevgili izleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz efendim. Umarız herkesin sağlığı, saati, afiyeti, keyfi yerindedir. Her zaman dediğimiz gibi her şeyin başı sağlık diyerek başlayalım programımıza. Evet, bugün yine çok çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Hemen takdim edeyim sizlere. Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca bizimle beraber. Biliyorsunuz ki 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'ydü. Hemen kendisine bir merhaba diyelim ve bu konu hakkında konuşalım. Bakalım bize neler söyleyecek. Caner Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'ydü. Böyle günlerin aslında önemi gerçekten çok büyük. Çünkü demek ki dünya nüfusunda sayı var. Diyabetle mücadele eden kişilerin sayısı var ve hem onların hem ailelerinin hem çevrelerinin hem de aslında herkesin, çünkü herkese her şey olabilir, her hastalık kapımız çalabilir, farkındalığımızın ve böyle bilinçlenmemizin gerektiğini düşünüyorum. Bugünlerde minik de olsa bir vesile oluyor. Aslında her zaman farkındalığımızın yüksek olması gerekiyor ama bazen de bu günler bizi hatırlatıyor. O günlerden bir tanesi de bugün ve sizi konuk aldık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizlere konuk oldunuz. Sevgili izleyenlerimiz, sorularınız da varsa eğer Kıbrıs Türk Diyabet Başkanı, Derneği Başkanı Caner Arca'ya sorularınızı yazın. Canlı canlı kendisine sorayım. Yayını buradan takip ediyorum. Evet, bir kez daha hoş geldiniz diyelim ve biliyorsunuz ki pandemiden geçiyoruz. Pandemi herkesi böyle bir etkiledi. Bütün sektörleri etkiledi. Sağlık sınavı en önemlisi. Onlardan bir tanesi de şöyle tırnak içinde diyeyim, pandemi ve diyabet dersem bizlere dernek başkanı olarak neler söylemek istersiniz? Evet, aslında çok şeyler söylemek istiyorum ama böyle konuşmanızın girişinde söylediğiniz bir olaya çok küçük bir açıklama getireyim. Diyabet günü, 14 Kasım Diyabet Günü'nün neden 14 Kasım'da olması? Bir kere insülinin keşfi 1920'lerde yapıldı. Yani 21 yıldır zannederim, aklımda kaldı, yanılmış olabilirim. 21 yılında, yani 1921 yılında Frederick Banting insülini keşfetti. O güne kadar diyabet olanlar, hele tip 1 diyabet olanlar ölürdü. Yani çok fazla yaşamazlardı. Genç yaşlarda ölenler çoktu. İnsülini keşfetti. Ve insülinin keşfi diyabette artık ölümleri azalttı. Diyabetle mücadeleyi ön plana çıkarmamıza sebep oldu. Bu nedenle 14 Kasım bu adamın, bu bilim insanının doğum günü. Dolayısıyla 14 Kasım Dünya Diyabet Günü olarak ilan edildi. Evet. Ama 2007 yılından beridir 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Birleşmiş Milletler Günü olarak da kutlanıyor. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler'e üye bütün ülkelerin yaptığı toplantıda, genel kurulda diyabetin bulaşıcı olmamasına rağmen kronik bir hastalık gibi çok hızlı yayıldığına hükmedildi. Öyle karar verildi ki öyledir. Ve Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanması, ülkeleri diyabetle mücadeleye davet edildi. O kararın içerisinde birçok şeyleri var ama benim söylemeye çalıştığım diyabet hızla yayılıyor. Hızla yayılıyor. Çok hızlı yayılıyor. Bildiğiniz gibi değil. Yani bir burada başka pandemi diyebiliriz aslında diyabet içinde yani. Aynen. Aynen. Ona benzer bir şey. Ama bulaşıcı. Bulaşıcı değil. İnsandan insana bulaşmıyor. Ama onun kadar hızlı yayılıyor. Peki neden? 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 Çünkü yaşam şartlarımız değişiyor. Hı hı. Artık bol enerjili gıdalarla beslenme var. Çok katkı maddesi olan gıdalarla, hazır gıdalarla besleniyoruz. Artı aldığımız bu enerjiyi artık harcayamıyoruz. Hı. Çünkü oturarak bir yaşam dayatıldı bize. Yani teknolojinin gelişmesi bize bunu getirdi. İşte bir ekranın karşısında, bilgisayarın karşısında siz bütün gün çalışıyorsunuz. Çok da para kazanırsınız belki ama oturursunuz. Yediğiniz bir dilim ekmeğin bile enerjisi size belki de fazla gelir. Ekmeğin büyüklüğüne göre. Misal veriyorum, atıyorum yani bu. Yani alınan enerjiyle harcayan enerji hiç denk değil. Denk değil. Artı sizin kaslarınız, yapınız, yani genetik olarak geldiğiniz bu durum aslında sizin ayakta olduğunuz ve koştuğunuz, efendim hareketli olduğunuz bir şeydir. Yani bir aslan ancak uyuyacağı zaman yatar. Evet. Hep ayaktadır. Hep ayakta. Öyle değil mi?
insan da böyleydi. Ve böyle olmalıdır. Ama bize ne dediler? Sadece yemek değil, otur da dediler. Hareketsiz kal dediler. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Peki ben diyabet değilim demenin bir anlamı var mı bu şartlarda? Hepimiz risk grubundayız. Hepimiz risk grubundayız. Aynen böyle. Tabii ki. Aynen böyle. Yani bugün dünyada 463 milyon, 2019 verisidir bu IDF'in, 463 milyon diyabetli vardır. Kuzey Kıbrıs'ta nedir rakam? Nereden bakarsanız %32'si, 33'ü ya diyabettir ya da kısa bir süre sonra diyabet olacaktır. Of. Bu kadar basit. Ben gizli şekerim, diyabet değilim diyenler var. Evet. Ama gizli şeker artık senin vücudun o şekeri uygun bir sürede hücrenin içerisinde sokmamaya başladı da demektir. Ve doktor size diyabet tedavisi verir aslında. Ama size gizli şeker dediğinde siz zannedersiniz ki ömür boyu gizli şeker kalacaksınız. Bu öyle değil. Ya da diyabet olduğunuz bir günü, ilk günden yakaladım ben diyabet olduğumu. Ama 3 yıl sonra, 5 yıl sonra diyabetin yaptığı tahribat aynı değildir. Ve her geçen gün artar. Eğer kendimizi kontrol edemezsek, yani diyabetimizi kontrol edemezsek çok kötü sonuçlar da doğurabilir. Yani kalbe vurur, göze vurur, böbreğe vurur. Vücudun damar olan her yerine diyabet vurabilir. Çünkü diyabet şakaya gelmez. Diyabet şaka yapmaz zaten. Siz ben diyabet değilim diyebilirsiniz. Ben aslan gibiyim diyebilirsiniz. Ama diyabet öyle demez. Konuşmaz, sessizdir, sakindir. Acı vermiyor çok fazla. Ama onun komplikasyonu ortaya çıktığında artık geri dönüşü de yoktur. Kalıcı körlük bile olabiliyor. Kalpten gidebiliyorsunuz, felç geçirebilirsiniz, böbrek diyalize bağlanırsınız. Ve büyük oranda diyalize bağlananlar, büyük oranda kalp krizi geçirenler, baktığınız zaman onun dosyasına doktor size kalp krizi geçirdi diyebilir. Ama ondan amaç bir bakıyorsunuz diyabetlidir. Yani bundan dolayı diyabetle mücadele önemli. O duruma gelmemek için neler yapmak gerekiyor? Ona mı geleyim yoksa az önce sorduğumuz soruyu mu cevaplayayım? Sorumu cevap verin. Ona notu. Ondan sonra da ona gelelim. Evet, notu oldu mu? Düşüyorum. Notu düşün. Şimdi efendim pandemi geldi. Daha doğrusu COVID-19 dediler. Bir virüs var. Aman işte oradan çıktı. O anda çıktı. Çin'de çıktı. Ölümler oluyor. Tak tak kapılar, pencereler çakılır. İnsanlar hapsedilir. Sokağa çıkma yasakları ilan edilir. Bir korku. Bir korkuyla bizi eve kapadılar. Öyle mi? İş yerleri kapandı. Eve girdik. Peki ne oldu? 3 ay bir evin içinde kaldık biz burada. Misal veriyorum. 3 ay, 3,5 ay. Belki, yani en az 3 ay. Tabii. Kapandık kaldık. Peki ne oluyor kapanıp kaldığında insanlar? Düşünün ki diyabetlerin %90'ı aşağı yukarı tip 2 diyabet dediğimiz yaşlılık diyabeti. Yani normalde 40-45 yaşın üstündekilerin olduğu diyabettir. Ki bunların büyük bir kısmı da 60-65 yaş üzeridir. Ha şimdi tip 2 diyabet daha gençlerde de görülür, 12 yaşlarında insanlarda da görülür ama çok az. Ama çok az. Ama yaşlı insanları siz eve kapattığınızda bir kere onları strese soktunuz. Stres ne yapar? Her şeyden önce şekeri yükseltir. Stresin yaptığı şeylerden bir tanesi, şekeriniz yükselir. Evde sıkılırsınız o stresle, buzdolabının kapısını açarsınız. Kapağı aç, kapağı yapsanız da geri dönseniz gene neyse ne. Ama bir şeyler de atıştırırsınız. Yeme ihtiyacınız olur, stresten bağlı. Evde ev hanımları habire televizyonlara da sağ olsunlar bize hep yemek tarifi verir. Öyle değil mi? Habire yeni yeni yemekler yaparlar, yeni yeni pastalar yaparlar, çörekler yaparlar, neyse yaptıkları. Ama bunları yiyen bu yaşlı insan bir de hareketsiz. Evin içinde bu masanın etrafında kaç kere döneceksiniz ki? Bir oda düşünün, bir salon olsa. Bir salonun içinde ne kadar dönebilirsiniz ki? Hareketsiz. Peki bu hareketsizlik neyi getirir? Aldığı enerjiyi harcayamamayı getirir bir. İki, kasları erir. Zaten yaşlandı, artık ölen hücreler yapılan hücrelerden daha fazla. Siz bir de kaslarını eritiyorsunuz. Halbuki eğer tıp, eğer sağlık politikası olsaydı doğru dürüst, derlerdi ki diyabetliler
işte ne bileyim saat 4'ten 5'e kadar dışarı çıkıp tenha sokaklarda, tenha yerlerde maskelerini takıp yürüyecekler, yürüyebilirler deseydiler başımızın üstüne gene bir nebze bir şey olurdu. Ama siz onları hapsettiniz. Bu korku sadece bu 3 ay hapsi getirmedi. Hala daha hapisteler. Hala daha aman orası kalabalık, aman burası şey. Çok çıkmıyorlar dışarı. Bir virüs olduğu için aslında bir bakıma da tedbir de almak gerekiyor. Tamam, tamam tedbirini al. Ama insanları hapsederek ölüme mahkum etme. Neden? Şimdi artık çocuklar başladı. Aynı şeyi söylesin. Baba nereye gideceksiniz? Otur dünyada sana bir şey olmaz. İşte herkes de korkuyor. Bu şey ya annesi babası hasta olmasın diye korkar ya hasta olursa çocuğuna kim bakacak ben işe giderim sana nasıl bakacağım gibi birçok nedenlerle bu insanlar hala evde. Şimdi ne yapalım yani salalım mı sokağa diye düşünebilirsiniz. Peki bu korkuyu gidermek için ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Sokağa salma olmaz belki. Sokağa salma olmaz ama koronadan dolayı insanları kapattığınız zaman ve sosyal yaşamdan aldığınız zaman onları şimdi sokağa çıksa aşısı da yoksa immün sistemi düşmüştür. Direnci düşmüştür. Başka virüslerden hastalanırsa ölümü daha kolaydır. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani benim anlattığım bu. Çok çok farklı bir süreçten geçiyoruz. Yani 100 yılda bir denk gelecek bir şey bizim yüzyılımıza geldi, dönemimize geldi. Bütün tedbirleri insanlarımız ona göre almaya çalıştı. Biraz da tabii herkesin de kendi bakması gerekiyor. Yani kendi sağlığına işte yemesine, içmesine de hani benim söylemeye çalıştığım nedir bilir misiniz? Herkes korkunun insanlara sindiğini. Şu anda sokağa çıkma yasağı yok. Evet. Ama tak maskeni. Yürüsün, bırak çıksın annen baban dışarı yürüsün demiyoruz gitsin de en kalabalık tabii yerde ki. Yürüsün ama tenha bir yerde yürüsün. O yani bu dönemi çok sağlıklı geçirenler de oldu bu pandemi dönemini sağlıklı beslenerek işte ya da küçük küçük aktivitelerle hani artık o biraz da kişinin kendisine ve yapısına. Yani siz yaşlı kişiler için mi söylüyorsunuz bunları? Yok genel anlamda söylüyorum. Genel anlamda tabii ki var. Spor yapanlar durmadı. Bu bir alışkanlıktır ama yaşlı genç fark etmez. Yaşam tarzı insanın gençken de aynıdır. Yaşlılık döneminde de aynıdır. İnsanın yaşam tarzı belirler. Şimdi siz şunu söylüyorsunuz. Yani sizinle ben bir yarışa çıksak ben tamam. Sizi geçebilirim belki de. Belki de yarışın şekline de bağlı. Öyle mi? Yani koşundan bahsediyorsun. Koşudan ya da başka bir yarıştan. Her yani şimdi olur. Sizin genç enerjinizle benim enerjim bir olur mu? Olamaz. Sizin bilginizle de benim bilgim bir olamaz. Tamam. Hayat anlamında. İşte herkesin farklı şeyleri var. Onun için de herkes biraz da kendisini de kontrol edebilir muhakkak. Diye düşünüyorum. Muhakkak. Biz de onu söylüyoruz zaten. İnsanları bırakın çıksınlar. Hı hı. Maskelerini taksınlar. Çıksınlar, mesafeyi korusunlar. Yani dezenfekte etme işinde hijyenini sağlasınlar. Etrafı dezenfekte etsin. Yemeğini yerken sağlıklı beslenmeye muhakkak, çalışsın. Muhakkak. Bu önemlidir. Tabii, zaten tabii. Az önceki sorumuz da yani nasıl baş edeceğiz? Evet. Diyabetle. Şimdi o zaman biraz da şeyden bahsedelim. Çünkü süremizin sonuna doğru gelmek üzereyiz. Bu kadar erken mi? Çok da keyifli geçiyor sohbet. Dernekten bahsedelim. Çünkü derneğe üye olmak isteyenler var. Çünkü yüksek bir rakam verdiniz. Galiba 94 yılında kuruldu derneğiniz. Evet. Ve aktif olarak çalışıyorsunuz. Faaliyetler yapılıyor. Biraz dernekten bahsedelim. Kuruluş amacı neydi yani derneğin? Demek ki herkes böyle bir dernek mi oluşturulsun istedim? Bakın şöyle söyleyeyim. İlk kuruluş amaçları zaten bizim tüzüğümüzde kuruluş amaçları çok geniş olarak yazılmıştır. Tabii ki örgütlenmesi diyabetlilerin bir noktada bir araya gelmesi gerekir. Ama diyabetle baş edebilmenin temel unsuru... Tabii ki beslenmeyi bileceksin. Nasıl tabii. Besleneceğini. Tabii ki ilacı nasıl alacağını, ne tabii. Zaman alacağını bileceksin. İlacın senin vücudunda tabii. Yaptığı etkileri bileceksin. Tabii ki hareket etmenin önemini bileceksin tabii. Ve aldığın enerjiyi harcayacaksın. Peki bakın beslenme, ilaç, hareket, aldığın enerjiyi harcayacaksın, ilacı bileceksin, beslenmeyi bileceksin. Kim yapacak bunu? Diyabetlinin kendisi. Başka biri yoktur. Başka biri yok. Doktor yapamaz. Diyetisyen yapamaz. Kendisini. Kızın oğlun ya da ne bileyim sokaktaki adam yapamaz. Bu üçlü kefe teraziyi denge tutacak olan diyabetlidir. Bunun da altında yatan
eğitimdir. Eğitim olmasa siz bunu yapamazsınız. Ama bu eğitimden kastımız okuryazarlık değildir. Değil. Diyabet bilincinin, bilincinin gelişmesi evet. gerekir. Yani sağlıklı beslenme ne demektir bunu bilmeliyim. Evet. Kendi vücudumu tanımalıyım. Evet. Ona göre beslenmeliyim, ona göre hareket etmeliyim demektir. Şimdi bundan dolayı biz işte 21 Kasım'da yani bu pazar etkinlik bir etkinliğimiz var. Bu etkinlikte diyabeti önlemede önemli olan bazı unsurları bir araya getirerek geniş bir etkinlik yapmak istedik. Örneğin egzersizin önemini anlatmak için bir koşu düzenledik. 10 kilometrelik bir koşumuz var. Derneğin oradan başlayacak 10 kilometre koşacaklar. İşte Atletizm Federasyonu'yla ve tabii Lions'larla birlikte düzenledik bu şeyi. Bu koşunun yanında orada toplananlarla koşu sonrası da işte madalyaları falan verilecek. Ama bazı etkinliklerimiz olacak. İşte kan şekerine bakacağız. Artı işte müzik olabilir, folklor olacak, dans olacak. Güzel. Sokak tiyatrosu olacak. Bir diyetisyenimiz olacak. Ya. Sormak isteyenlere beslenmeyle ilgili, çünkü doğru beslenme de önemli. Çok önemli diyabetin kontrolü de. Evet. Artı ben evden çıkamıyorum fazla, yaşlıyım, çok yürüyemem, ne yapayım? Fizyoterapistlerimiz size ısınma hareketleridir, evde yapabileceğiniz hareketlerdir. Bunları gösterecekler, evet. bunları yaptıracaklar. Arkasından da bir yürüyüşümüz var. 3 kilometrelik de bir yürüyüşümüz olacak. Tabii bunun arkasından onları işte o eğlencelerin de ötesinde bir de hediye vermek için bir kura çekeceğiz. Bisikletimiz var. Bisiklet hediye edeceğiz. O da harekete yönelik. Yani bu etkinlikte verdiğimiz mesaj aslında beslenmeniz, hareketli olmanız önemlidir diyabetin kontrolünde. Tabii beslenme, hareket. Yani bunu vermeye çalışıyoruz. Nerede olacak etkinlik? Etkinlik bizim derneğimizin orada olacak. Nerede o derneğimiz? Derneğimiz bilmeyenler vardı. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin hemen dışında, bu çemberin yanında Mamülcüoğlu var. Onun arka tarafında evet. bir apartmanın evet. ilk katındadır. O garaj kısmında, yani etkinlik alt kısmında olacak. Etkinlik olacak. Açık meydan. Evet. Yarış katılım orada başlayacak. Gelir mi katılım olarak? Herkese açık değil mi? Herkese açık. Hı hı. Sadece diyabetliler değil, herkese açık. Hatta biz, yani ben çağrı da yapmak isterim. Maskenizi takın, evet. efendime söyleyeyim, eşofmanlarınızı giyin, yürüyüş ayakkabınızı, koşu ayakkabınızı neyse güzel. Onları giyin. Çocuklarınızı da alın, onları da koruyun. Soğuk olabilir. Tabii. Efendim maske takacaklarsa maske taksınlar. Ama gelin oraya. Kucak kucağa durmayacağız, seyrek duracağız ama tabii, mesafe. Ama mesafeyi koruyarak, ama orada olacağız ve eğleneceğiz. Yani tiyatro olacak orada, bir 15 dakika, 20 dakika folklor olacak, modern dans olacak, hareketler olacak, madalyalar verilecek. Yani bir tören var orada. Çok güzel. Tabii izaz ikramımız da var. Burada onu da söyleyeyim. Biz herkesi bu etkinliğe davet ediyoruz. Aslında buradaki amaç da biraz da diyabete dikkat çekmek. Yani oraya muhakkak kan şekerine bakılırken de zaten kendi kontrolünü yap. Mesajını vermeye çalışıyoruz. Yoksa ben kan şekerine baktım bakmadım o saat ne olacak? Ne olacak? Hayır, etkinliğe gelen, örneğin diyabet hastası olmayan bir aile çocuğunu getirdiğinde bile çocuğa böyle tatlı tatlı bir şekilde bilinçlendirir. En azından anlatır. Şu olacak, bilir misiniz? Çoğu insan vardır diyabetlilerden, diyabet olduğunu kabullenmiyor. Hasta olduğunu kabullenmiyor. Onu bırakın, çoğu diyabetlinin eşi, kadın ya da erkek fark etmez. Eşinin diyabetli olduğuna inanmıyor. Hasta evet. olduğuna inanmıyor. Evet. Psikolojik olarak neden acaba, yani inanmıyor, kabullenmek istemiyor çünkü, belki de. Çünkü siz yani diyabetliği gördüğünüz zaman diyabetliği ilk etapta hareketlerinde herhangi bir şey yoktur ya. Tabii ki. Başı ağrımaz, ne bileyim öksürmez, tıksırmaz, böyle bir şey. Böyle. Ne zaman ki diyabet çok kötü ilerler, o zaman hastalıklar ortaya çıkar. İşte çıkmadan onun hasta olduğuna inandıramazsınız başkasını. Kendisi de inanmak istemiyor ama oraya geldiklerinde diye sadece ben değilim, bak başkaları da var diyabetli. Evet. Ve arkadaşlıklar kurabilir. Orada etkinliklerimizde zaten bu hep esastır. Şeylerde deneyimlerini paylaşırlar. Tecrübeli olanlar da vardır orada. Tabii tecrübeli olanları bırakın, yani tecrübeli olmasa bile ben hapımı böyle kullanırım, ben yemeğimi böyle yerim gibisinden bir deneyim şey yapıyorlar. Bakın diyabetliler ilk nereden korkarlar biliyorsunuz? Sindirdiler bunu. Aman diyabet olursam hiçbir şey yemeyeceğim.
aç kalacağım. Bu korku onları yemeye teşvik eder. Ama artık daha bilinçli bir dönemdeyiz. Biz öyle o tarz yayınlar yapıyoruz. Bir sürü fonksiyonel diyetisyen arkadaşımızı çağırıyoruz. Burada elimizden geldiği kadar. Siz yayın yapıyorsunuz. Siz... Yani hatta şöyle bir şey de var. Siz ne diyeceksiniz bilmiyorum ama diyabetli bir kişi eğer gerçekten şeye uyarsa, düzgün yaşarsa sağlıklı bir kişiden daha sağlıklı bir hayatı olabilir. Hani beslenme şekline uyarsa, yürüyüşünü yaparsa. Yaparsa. Beslenirse. Tabii ama efendim, o zaman yürürse... da, ama sağlıklı bir insan da yürümezse, sağlıklı beslenmezse sağlığını kaybeder. Diyabet olmaz da kalp hastası olur. Karaciğerde yağlanma olur. Yani bir sürü hastalık olabilir aslında günümüzde. Ben sağlıklı beslenmeye karşı değilim ya da bana bunu söylüyorsunuz. Hayır. Sorun sizin artık korkmaya bilinçlendiği... Korkmaya gerek yok aslında. Diyabetten korkmayın. İşte o... Diyabet kontrol altına alınabilir, önlenebilir bir rahatsızlık. Evet. Bu genetik yanı olmasına rağmen bu mesela aşırı kilo ya da siz bunlarla mücadele edebilirsiniz. Evet. Yani genetik yanının dışında aşırı çevresel. Beslenme çevresel faktörlerle siz bizim de söylemeye çalıştığımız hatta bu. Daha bile sağlıklı olabilirsiniz. Sağlıklı eğer diyabetlinin yaşaması gibi yaşarsanız yani kan şekerinizi normal insan gibi uygun bir seviyede tutabilirseniz evet. Ama bakın %32'lerde bozulan bir şey var. Yani bu her üç kişiden bir kişisi ya diyabetli ya diyabet olacaktır. Öyle bir ortamdayız. Tabii risk her yerde risk. Hani nerede bunun eğitimi? Eğitimi nerede? Eğitim olmasa bunu çözemez. Kim veriyor eğitimi? Yani siz bakın biz eğitim verirken doktorları da çağırırız. Çağırırdık. Ne güzel. Gelir doktor, toplanır 40-50 kişi. Doktor anlatır. Bir de alkışlarlar. Sorarım şeyden sonra nasıl oldu, doktorun eğitimi nasıl buldunuz? Çok iyi. Peki ne kaldı aklımızda, ne öğrendik? Yüzüme aval aval bakıyor. Şimdi söylemeye çalıştığım bilgiyi alırsınız ama kafanızda diyabet olduğunuz var ya. Gittiğiniz doktora diyabetsin sen dediği anda sana bazı bilgiler verir. Kapıyı çıkarken o bilgilerin yarısını unutursunuz. Eve gittiğinizde öteki yarısının yarısını da unutursunuz. Ertesi gün kalktığınızda eften püften şeyler vardır kafanızda artık. Korkuyla dinlediğiniz an olmaz. Siz kendiniz inanacaksınız ki ben sağlıklı beslenebilirim. Bu inancı beyninizin içindeki inançları değiştirmeniz lazım. Yani bir kişilik değişikliği gibi bir şeydir bu. Bu kolay olan bir olay değildir. Yani diyetisyen buraya gelebilir, doktor buraya gelir. İşte ben de geldim burada anlatırım. Bu anlattıklarım siz zanneder misiniz ki onlara da çok fazla ettiler? Belki... Vay be der. Ama bu kadar insanın içerisinden bir tanesi yarın ben artık yememe dikkat edeceğim derse ama bunu da gidip öğrenirse nasıl olacağını ve uygularsa büyük kar. Büyük kar benim için. Tabii. Anlatabildim mi ne demek istedim? Yani bir hayli kişi konuşuyor, tabii. Bilim insanları konuşuyor ama, kişiler algılayabiliyor mu bunu? Yani değiştirebiliyor mu şartlarını? Tabii bir yerden sonra da artık kişinin kendi doktorudur aslında ilk doktor yani bir kişi. Ama işte bu noktada diyabet derneği görevi. Görevimiz işte budur. Okul da var galiba değil mi? Diyabet okulu bir programdır. O neydi? Bir o programdır. Nasıl bir şeydir? Diyabetin hani belirli konuları, diyabetin belirli konularını haftada 2 saat bir uzmanı gelir anlatırdı. Katılanlar da 5 haftalık bir süre sonunda diyabetin her şeyini konuşurdu. Ama o bilgi de eskir. Teknoloji öyle bir gelişiyor ki her gün eskiyor doğru, yani doğru. Bilgi eğitim doğru. Sürekli olmalı. Güncellenmek gerekiyor doğru. Ve bu toplu eğitim farklıdır doğru. Olması gerekir ama kişisel eğitim de önemlidir. Yani kesinlikle. Çünkü diyabet sizin vücudunuza özeldir sizin diyabetiniz. Benim diyabetim de benim vücuduma özeldir. Parmak izi gibi herkesin kendine. Tabii. Özel. Yani benim yapmam gerekenle uyumam gereken şartlarla sizin uymanız gereken şartlar farklı olur. Biz onun için işte kan şekerinizi ölçün diyoruz. En basiti. Ölçüyor ya da geliyor bana ölç diyor. Ölçüyorum 90 çıktı. Tamamdır. Tamamdır. Ama neden 90 çıktığını sorgulamıyor. Evet. Yani aslında sadece şey de değil değil mi? Yani notlarımdan onu anlıyorum sizinle ilgili olan. Hani kişinin diyabetli kişinin değil yakın çevresinin de eğitimden geçmesi gerekiyor. Bilinçli olması gerekiyor ki çok yakın çevresiyse, örneğin aynı evde yaşıyorlarsa ona göre bir yaşam düzeni oluşturulsun galiba. Yıllar önce bir kamp yaptık. Bu kampa ilk kez bir psikolog da getirdik. Dedik ki bu insanların
inanışları vardır. Bu inançları aşabilirsek bir faydası olabilir diye. Birinci gün onlara söyledik, dedi ki psikologumuz var, kimse de bilmeyecek onunla konuşmanızı, öyle bir durum, gidin diye. Birinci gün geçti, ikinci gün geçti, üçüncü gün psikolog diyor ki bana, kimse gelmedi. Peki ne yapalım? Bir anket yapalım. Sorular varmış, özel soruları varmış onların, onları getirdi. Anket yaptık. Ne çıktı biliyor musunuz? Ne çıktı? Kadın ya da erkek fark etmez, az önce söylediğim çıktı. Eşim benim hasta olduğuma inanmıyor. Kabulleniş yok orada. Dolayısıyla evde yemek ne pişecek, nasıl pişecek, evde nasıl davranacak, ne zaman yenecek hiç önemli değil. Siz açsınız toksunuz da önemli değil. Yemek yaptı, hadi yemek hazır, seni bekleyeceğim. Oturur yersiniz. Ama açsın, ama şekerin yüksektir, alçaktır. Karşı taraf çünkü buna önem vermiyor. Karşı taraf derken erkek ya da kadın tabii ayırmıyorum. Fark etmiyor. Tabii. Çok önemli bir şey. İnsanların düşünce yapısından bahsediyorum. Yani herkes onun için olmasa da böyle kişiler de var. Diyabet eğitimi derken... Evet, budur bu. Herkesin bu eğitimi alması lazım. Aksi halde bir diyabetliği evde yalnız bırakamazsınız. Bırakırsanız nasıl kontrol etsin ki kendini? Eşi, çocukları, torunu, herkes sağlıklı beslenmeyi öğrenmeli. Evet. Herkes hareketli olmayı öğrenmeli. Herkes ne zaman yiyeceğini öğrenmeli. Kendine göredir. Biz herkesle beraber yeriz, herkesle beraber içeriz. Peki herkes aynı açlıkta mı? Evet. Onun için eğitim diyorsunuz. Aynen öyle diyorum. Her şeyin başı eğitimdir. Ve işin tuhaf tarafı bizim yani baktığımız zaman ne Eğitim Bakanlığı'nın ne Sağlık Bakanlığı'nın bu konularla ilgili bir yükümlülüğü yok. Yani yasalar böyle bir şey vermiyor. Doktorlarımız, hemşirelerimiz bilgi verebiliyorlar. Uzmanlık alanları olduğu kadar hemşirelerin ki evet. Bizim burada zaten Allah rahmet eylesin Enver hemşire rahmetli oldu. Bir o vardı. İki de burada vardı. Belki bir de Maus'a da vardı. Diyabet eğitim hemşiresi. Onlar da şimdi işte koronada çalışıyor. Yani başka yerlerde çalışıyor. Ve kimse eğitim verecek durumda değil. Herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda. Bu noktada dernekler işte galiba dernek devreye giriyor. Peki derneğe bir mesaj gelmiş izleyicimizden. Derneğe nasıl üye olabiliriz diye bir izleyicimizden. Çok basit. Derneğe üye olmak için bizim derneğe gelecek. Bir forum var. Onu dolduracak. Bir sosyal medyada. Sosyal medyadan da yapabilir ama açsın bir telefon derneğimize. Derneğin telefonunu bulabilir. Bulabilir tabii. Facebook'a da girse bulabilir. Evet. Şeyi. Oradan da mesajlaşabilir. Sekreterimiz ona ne yapması gerektiğini söyleyebilir. Yani online da doldurabilir. Online parasını yatırabilir. Evet. Yani üye olmak için bütün kolaylıklar var. Tabii sosyal medyadan dolaşabilir. Gel edebilir. Artık nasıl tercih ederse izleyicimiz. Nasıl? Ama gelirse de yüz yüze bazı şeyleri de konuşuruz. Daha fazla yardımcı oluruz. Yani internetten yaparsa yapmış olacak ama orada kalacak. Halbuki derneğe gelmesi ve yüzle konuşması lazım. Yani insanlar eğitim başka türlü alamaz. Evet. Yüzle konuşursa daha rahat olur. Siz de tanınmış yani, olur. Yani tanınmanın ötesinde bir güven olması lazım. Tabii işte. Yani karşı tarafa güvenmeden onun bilgilerini alamazsınız. Tabii. İşte tanımak biraz da güven. Hepsi birlikte hareket eden durumlar. Birazcık toparlayalım istersek. Yönetmen arkadaşımız mesaj atmış. Biraz toparlayalım. Artık süremizin sonuna doğru geliyoruz. Neler söylemek istersiniz diyabetle ilgili olarak? Dernekle özellikle dernek başkanısınız. Dernekle ilgili olarak. Şimdi değerleriniz var galiba böyle güzel maddeler haline yazmış. Onlardan bahsetmek ister misiniz? Değer derken? Evet işte adil olmak, şeffaf olmak, eşitlik. O derneğin işleyişiyle ilgili. Tüzüğümüzde dernek, olan şeydir o. Ya, evet. Ama ben derneğin şöyle söyleyeyim size, derneğimiz aslında şu anda eğitim ağırlıklı çalışmalar yapmaktadır. Çok güzel. Yani ama sadece dernek üyelerine yönelik değil, tüm topluma yönelik. Evet, tabii. Diyabetli olsun olmasın. Zaten dünyada bile yapılan araştırmalar, bilinen diyabetlilerin diyabetliler kadar bilinmeyen diyabetliler. Yani her bir diyabetliye karşılık, diyabetli olduğunu bilene karşı, diyabetli olup da diyabetini bilmeyen insan var. Yarı yarıya insanlar diyabetini bilmiyor. Diyabet olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla biz herkese yönelik. Diyabetli olsun olmasın. Çünkü yakında diyabet olabilir. Daha sonra diyabet olabilir. Çocuğu diyabet olabilir.
Ya da diyabetin farkında değildir. Önemli olan ama sağlıklı beslenmeyi öğrenmesi, nasıl beslenmesi gerektiği konusunda her kişinin kendine göre şeyi vardır, durumu vardır. Yani 80 kiloluk bir insanla 25 kiloluk bir insan veya 50 kiloluk bir insan aynı şekilde olmaz. Ne bileyim bir memurla, masa başında oturan bir memurla, bir tarlada çalışan ya da inşaatta çalışan bir işçinin beslenmesi bir olmaz. Dolayısıyla diyabeti de farklıdır. Ama diyabet olursa da farklıdır, olmazsa da farklıdır. Dolayısıyla beslenme yanında nasıl besleneceğini öğrenmesi lazım. İşte diyetisyenler bu konuda onlara yardımcı olabilir. Ama bunun yanında nasıl hareket etmesini de öğrenmesi lazım. Günde yarım saat kendinize ayırın. Arabanız var mı? Evet. Servisi kaçırır mısınız? Servisi? Arabanın servisini. Kaçırmıyorum. Kaçırmazsınız tabii. Araba çok önemli. Ama yürüyüşümü de kaçırmıyorum ben kendi adıma. Siz kaçırmıyorsunuz. Ben kaçırmıyorum. İşte herkes... Çoğu kişi arabasına verdiği değeri, kendine vermiyor. Herkes kendinden sorumludur vermiyor. Bir noktadan sonra. Ama sizin zaten vücudunuza baktığımız zaman, yapınıza baktığımız zaman hareketli bir yaşamınız olduğu bellidir. Hı hı. Yani ben ona bir şey söylemiyorum. Ama insanların mala mülke verdiği değeri maalesef kendilerine veremiyorlar. Çok yanlış bir düşünce. Onlar bir araçtır aslında. Evet. Maalesef. Bugün vardır, çok yarın yoktur onlar. Ama sağlığınız önemli. Sağlık çok önemli. Hem bir taraftan en değerli şey nedir dediğinizde sağlıktır deriz. İşte her şeyin başı sağlık diyoruz ama lafta kalıyor. Lafta kalıyor. Doğru. Maalesef. Maalesef. Onun için biz diyabet derneği olarak eğitimi birinci plana alıyoruz. Bununla ilgili bazı şeyler yapıyoruz. İşte pratiğe de dökmek önümüzde... önemli. Sadece teoredeki eğitim değil, pratik asıl önemli olan, tabii, değil mi? Hani... Tabii, pratik. Esas pratiktir. Pratiktir. Bu nedenle işte biz Ocak ayı içerisinde olacak galiba. Büyük bir ihtimalle 14 Ocak'ta yapabilirsek. Hocalarla konuştuk. Bu harekete, diyabetlinin hareket etmesi, hangi kaslarını nasıl çalıştırması gerekir, kaslarımız çalışırken neler olur vücudumuzda gibi böyle bir günlük bir eğitim programı hazırlıyoruz. Ve bunu yaparken bir otele gitmeyi düşünüyoruz. Bir gece konaklamalı olacak. Bugüne kadar yaptığımız etkinlikleri de işte video şeklinde sokup insanlarımıza biraz hoş vakit de geçireceğiz. Moral motivasyon da önemli. Yani 2-3 hoca gelecek bu şeyde, farklı konularda bu eğitimleri vereceğiz. Ne kadar güzel. Böyle bir şeyimiz var. Çok güzel bir etkinlik. Sadece diyabetliler değil, başkaları da gelebilir. Herkes gelebilir. Yakında onun da bilgisini, şartlarını ortaya koyacağız, duyuracağız. Çok teşekkür ederiz, iyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Sizi izleyenlere, takip edenlere. Böyle kronik hastalıklarla, özellikle diyabet değil ama kronik hastalıkla boğuşan çok insanımız var, boğuşan. Onlara nedir tavsiyeleriniz bir dernek başkanı olarak? Şifa dileyelim bu arada herkese. Herkese şifa dileriz tabii. Sağlıklı olsunlar, sağlıklı bir ömür sürsünler. İnşallah. Her şeyin başı beslenme ve harekettir. Doğru. Beslenmenize dikkat edeceksiniz, hareketinize dikkat edeceksiniz. Hasta olmamak için dikkatli davranacaksınız. Çünkü insanlar... Bir bakın isterseniz, en büyük zorluğumuz bizim, eğitim verenlerin en büyük zorluğu şudur. Biz insanlara bunu yapma diyoruz. İşte aşırı yeme ya da işte bu zararlıdır, bu kadar zararlı, bu daha az zararlı, böyle söyleriz. Ama reklamlar öyle söylemiyor. Büyük şirketler bunu söylemiyor. Yiyin için diyor. Ve bunları gösteriyorlar da. İşin tuharında o pizza yiyenler şeyleri akarken, böyle peynirler akarken bir bakıyorsunuz hepsi de zayıf gencecik insanlar. Öyle değil mi? Şimdi onu mu seçsin, benim söylediğimi mi seçsin? Benim söylediğim zor. Onun söylediği kolay. Ama o zararlı. O zararlı. Benim söylediğim evet. Doğru. Ama uygulamaya gelince işte... Her şey beyinde de biraz başlıyor, beyinde bitiyor. Evet. Değil mi? Onun için hani biz... ama biraz kendine baksınlar, bakamıyorlar. Baktırtmıyorlar çünkü. Baktırtmıyorlar. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür geldiniz. Ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz, her şeyin başı sağlık dedik. Sadece lafta kalmasın. Lütfen bu sağlıklı günleri de sağlıkla geçirelim. Kendimize çok dikkat edelim. Yine hala daha pandemiden geçiyoruz. Maskelerimizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, hijyenimize dikkat edelim diyelim ve konumuza çok teşekkür ediyoruz. Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı
Caner Arca bizimle beraberdi. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü sevgili izleyenlerimiz geçtiğimiz günlerde. Konuğumuz da sağ olsun geldi stüdyomuza, bizleri bilgilendirdi. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.